Toplu hafıza kaybı seansları. Hastalık boyutuna geçmediği sürece hayatın akışına olumlu etkilerinin olduğu muhakkak. Unutmadan yaşamak insanı birçok yönden çıldırtabilir Zira. İnsan yaşadığı acıları, travmaları bu sayede geride bırakıp hayatına devam edebilir. Bu yüzden bir savunma mekanizması olarak kabul edilebilir ve tamamen insani bir durumdur. Ancak toplumsal hafıza unutkanlığa kurban edilemez. Unutkanlık toplumsal hafızada geçerli olamaz. Yaşanılan ortak acılar, hüzünler, korkunç olaylar bir sonrakiler için ders niteliğinde olmalıdır ki tekrarlanmasın ya da erken tedbir alınabilsin. Sevinç ve gurur kaynağı hadiseler de yeniden yaşanabilsin. Birlikte yaşamanın güzelliğinin ortaya çıkması için bu gereklidir. Ancak ülkemizde bu durum maalesef olması gerektiği gibi yürümüyor. Yaşanan acılar hemen rafa kaldırılıyor. Felaketler olmamış gibi davranılıyor. Hemen üstü örtülüyor. Böylelikle sorumlular da hesap vermekten kurtuluyor. Ve korkunç olan ne biliyor musunuz? Bu hal sürekli böyle devam ediyor. Bırakın 50 yılı, son 5 yıl içinde o kadar korkunç hadise yaşadık hatırlayan var mı? Ya da son 1 yıl içinde yaşadıklarımızı bir düşünün. Kazalar, bombalar, katliamlar, siyasi hezeyanlar, ihmallerin sebep olduğu facialar, belgeli yolsuzluklar. Her seferinde üstüne yenileri ekliyor, yolumuza devam ediyoruz. Katman katman dertlerimiz var, eşlikçe derinlere doğru gidiyoruz. Tarihi bir kaza alanı gibiyiz bu anlamda. 33 katmanlı olduğu söylenen Troya Antik Kenti'nden bile derin sayılabiliriz. Terör saldırılarında yüzlerce insanımızı kurban verdik, vermeye devam ediyoruz. Sanki normal mişçesine meseleyi sıradanlaştırdılar. Sıradanlaştırdılar ki sorumlular rahat rahat aramızda dolaşabilsinler. Maden facialarında da yüzlerce vatandaşımız göçük altında kaldı. Onları da bir şekilde susturdular, unutturdular ve üstüne yenilerini eklediler. Bir tanesinin acısını yaşayamadan diğerini yaşattılar ve ardından sorumluları sorumsuz ve sorunsuz bir şekilde aramıza salı verdiler. Aramıza derken tabii ki aramızda değiller. Kafa tasları üzerinde yükselen kendi şatafatlı hayatlarına devam ettiler. Susturulan nice fakir muhtaç insansa verilen birkaç kuruş sus payıyla kala kaldılar. Bir maden faciası sonrası belgesel için gittiğimiz bir köyde çekimlerimizi yaparken daha önceki göçlüklerden birisinde eşi vefat eden bir hanımefendi "Şimdi herkes onlarla ilgileniyor. Bizimle kimse ilgilenmedi." demişti. Düşünsenize. Türkiye'de bu şekilde yaşanan onlarca, yüzlerce facia var ve bu facialar gündeme bile gelmiyor. Onlar da sıradanlaştırılıyor. Yaşanan acı bir diğerinin üstünü örtüyor ve insanların yüreklerinde katmanlaşıyor tıpkı kömür yataklarında olduğu gibi. Son bir yıl içinde Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da bombalı saldırılar gerçekleşti. Hatırlayan var mı şimdi? Sadece yüreklerine kor düşen aileler hatırlıyordur herhalde. Kim yaptı? Neden yaptı? Nasıl yaptı? Önlenemez miydi? Önlenmemesinin sorumluları kim? tarzındaki basit sorular büyük bir çoğunluğun umrunda değil. Çünkü toplu hafıza kaybı seanslarıyla unutturuluyor her şey, diyor Veysel Karani Gümüşdereli, samanyoluhaber.com'daki yazısında.